Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Türkiye ve dünya gündemine dair en sıcak gelişmeleri aktarmak için buradayım. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Orta vadeli program açıklandı. Enflasyon tahminleri yükseldi, büyümede düşüş görüldü. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ve birçok devlet erkanının da yer aldığı orta vadeli program toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ve milyonların merakla beklediği 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program kamuoyuyla paylaşıldı. 2024 yılı büyüme beklentisi %41,5 olarak revize edilirken cari açık bu yıl içinde %1,7'ye düşürüldü. 2025 enflasyonu da %17,5'e, 2026 için ise hedef %9,7'ye yükseltildi. 2024 sonunda milli gelirin 1 trilyon 331 milyar dolar, kişi başına düşen gelirin ise 15.550 dolar olması bekleniyor. Savunma sanayi devi Ürdün'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Türk savunmasının devi diyebileceğimiz makine ve kimya endüstrisi kurumu Ürdün'le geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın hedefi ise iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğini güçlendirmek. Ayrıca söz konusu anlaşmayla Ürdün'ün savunma sanayi kapasitesi de artırılmış olacak. İlk anlaşma kapsamında yıllık 30 milyon adet kapasiteli hafif silah mühimmatı üretim hattı projesi de tamamlandı. Tamamlanan projenin 3. fazının 2024 Ekim ayında bitirilip üretime geçirilmesi planlanıyor. Türk savunma sanayi adeta yeni ihracatıyla rekor kırdı. Türk savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türk savunma ve havacılık sanayi 2024 yılının Ağustos ayı ihracatıyla sektördeki performansını üste tutmayı başardı. Savunma sanayi ihracatı Ağustos ayında toplamda 423 milyon doları buldu. Küresel pazardaki gücünü kanıtlayan Türk savunması yılın ilk 8 ayında toplamda 3 milyar 738 milyon dolar oldu. Yıl sonuna kadar ihracatın 7 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Türkiye ile Mısır arasında neler oluyor? Gerginlik yumuşayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi. Sisi'nin ziyareti sonrası merak edilen konulardan biri iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceği oldu. Gerçekleştirilecek yüksek düzeyli stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra toplantıda Gazze-Filistin konusu olmak üzere küresel meselelere de değinilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat rakamlarını değerlendirdi. Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde ETİT ve TİM işbirliğiyle desteklenen İCİKS'e katıldı. E-ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, yeni hedeflere de dikkat çekti. E-ticaret hacmi 2019 yılından bu yana %75 büyürken en yüksek tarihi büyüklüğünü 2023'te 5,8 trilyonla gerçekleştirdi. 2023 yılında iki kattan fazla artış olan e-ticaret hacminin bu yılın sonuna kadar 8 milyar doları bulması hedefleniyor. Bolat bu sonuçlar neticesinde ülkemizde e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üstünde bir büyüme göstermektedir dedi. Elektrikli otomobil piyasasında rekabet gittikçe artmaya başladı. Son dönemde Türkiye'de oldukça tercih edilmeye başlanılan elektrikli otomobiller pazardaki rekabeti de etkiledi. Ağustos ayında Türkiye'de toplam 5.661 elektrikli otomobil satıldı. Peki elektrikli araçlardan en çok hangisi tercih edildi derseniz listenin zirvesinde yine Tesla Model Y yer aldı. Tesla'nın ardından ikinci sırayı yerli ve milli otomobil TOGG T10X aldı. Tesla haricinde diğer elektrikli araçlar ne yazık ki Ağustos ayı itibarıyla satışta geri kaldı. Uzmanlar TOGG'un da bu yıl içerisinde en kötü aylık satış dönemi yaşadığını söyledi. Merakla beklenen Eylül ayı kira zam oranları belirlendi.
Kira artış oranlarındaki %25 zam sınırının kalkmasının ardından her ay en çok merak edilen konu kiralardaki yeni zam oranı oluyor. TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla da konut ve iş yerleri için Eylül ayı yeni zam oranları belirlendi. Yeni kira zam oranları geçen ay açıklanan rakamlara göre %65,93 olarak uygulandı. Erişim engeli getirilen Roblox'tan açıklama geldi. Çocuklar arasında popüler olan oyun uygulaması Roblox'a Ağustos ayında BTK tarafından erişim engeli getirilmesi çocukları bir hayli üzmüştü. Söz konusu olan bu karara karşın Roblox'tan bir açıklama geldi. Roblox, erişim engeli kararına itiraz ettiklerini açıklayarak Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyuyoruz dedi. Mahkeme süreçleri devam ederken karşılıklı anlaşma sağlandığı anda platform üzerindeki engelin kalkması bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredide düzenlemeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk olarak deprem bölgesinde yaşayan gençlere yönelik uygulanan faizsiz evlilik kredisinde güncelleme yapıldı. Pilot bölge olarak seçilen deprem bölgesinde gençlere verilen 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz krediye toplamda 12 bin kişi başvuru yaptı. Başvuru yüksek olsa da destek paketinden toplamda 3.963 çift yararlanabildi. Projenin ikinci pilot bölgesi olarak seçilen yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftler de artık bu fondan yararlanabilecekler. Daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartların da kolaylaştırıldığı destek fonunda çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. Çiftler başvurularını E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.